Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün oyuna son eklenen katilimiz olan Alien'ı oynayacağım. Test server'da olduğumuz için maç bulması çok uzun sürecek tabii ki de. Ben hızlı bir şekilde katilin perklerini anlatayım. Bugün onlarla oynayacağım. İlk perkümüz Seri Vahşet. Bu perk takılıyken artık kan hırsı kazanamıyoruz arkadaşlar. Kan hırsı da şu demek. Bir kurbanı belli süre kovaladıktan sonra otomatik olarak hızımız artıyordu. Oyun bize bir boost veriyordu yani. Fakat bu perk takılıyken bu efekti almayacağız. Perk de şu işe yarıyor. Bir kurbanı normal saldırımızla yaraladığımız zaman 9 saniyeliğine %5 surat etkisi kazanıyoruz. Yani hızımız artıyor. Diğer perkümüz en güçlü silah. Bu avantaj bir dolabı aradığımız zaman 30 saniyeliğine etkinleşiyor. Ve bu 30 saniye boyunca dehşet alanımıza giren, yani kalp atış menzilimize giren her kurban çığlık atarak yerini belli ediyor. Ve 30 saniye boyunca kör oluyor gençler. Körlük efekti de kurbanların haritada aurasını görebildikleri şeyleri artık göremeyecekleri anlamına geliyor. Her 40 saniyede bir bu avantajı kullanabiliyorum. Bir diğer perküm yaratık içgüdüsü. Bu avantaj bir kurbanı kancaya astığımız zaman etkinleşiyor. Bana en uzak olan yaralı kurbanın haresini 5 saniye boyunca görüyorum. Ve o kurban 16 saniye boyunca bir haber oluyor. Yani benim kalp atış sesimi, chase müziğimi, hiçbir şeyimi duymuyor. Onun yanına gittiğimi anlamıyor. Katille iyi gideceğini düşündüğüm için de bir de mangal ve piknik perk'ü koydum gençler. Bu perk'te bir kurbanı kancaya astığım zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca bana gösteriyor. Böylece kurbanların yerini görüp tünelleri kullanarak onların yanına gidebilirim. Eklentilerimize gelelim. İlk eklentim Parker'ın saç bandı. Bir tünelden çıktıktan sonra 3 saniyeliğine %5 surat etkisi kazanıyorum. İkinci eklentim de Xenomorph yumurtası. Koşma modunun bekleme süresi tünellerin dışındayken %25 azalır. Koşma modu önemli bir mod arkadaşlar, biliyorsunuz ki kuyruk saldırısı yapmamızı sağlayan bir mod. Bu yüzden bu modun süresi ne kadar kısalırsa bizim için o kadar iyi. Ben var ya, bu videoda muhtemelen sinir krizi geçireceğim ya. Bak, daha videonun hemen başında olumsuzluğu yükledim videoya. Çünkü dün o kadar yok ettiler ki beni. Bak, ben ne zaman böyle olsa o katili beceremiyorum. Yani böyle bir yeni katil çıktığı zaman, onu birisi iyi oynadığında, beni yok ettiğinde ben eminim ki o katili kötü oynuyorum. Şuraya gidelim arkadaşlar, ne diyorsunuz? Şuradan bir girelim. Sarı yol bize hemen götürsün oraya. Hop. Biliyoruz oğlum. Abi onu vuramam arkadaşlar. Onu vurmayayım değil mi arkadaşlar? Onu zaten vurmayayım. Çok iyi lan. Ay. Kuyruk saldırısı diyor ne? Purpo, zurpo. Wow man. İyi başladık, iyi başladık. Tamam, gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz gerizekalı enayi amına. Oğlum aa, çıkmasaydın niye o kadar yavaş çıktı? Aha, AFK'ları varmış. Seni asmıyorum. Umarım pişman olmam bu yaptığım şeye. Şşt, hop, bana bırak. Gel bakalım Nicholas. Armut team'i bulduk ya, armut team'i. Şimdi sana ne olduğunu bir izle bakayım. Nicholas'ım, ama sen de pek bir malsın. Böyle bu arada adam önümde kolay avken şey yapmam, sol tık vurmam daha mantıklı çünkü hızım artıyor gördüğünüz gibi. Şimdi taktik deneyeceğim arkadaşlar. Yemiyor ki tabii adam yani. Akıllı ya kardeşim. Oğlum çok iyi killer lan. Nicholas da bota düşmüş. Ne oldu oğlum hemen? Allah ya, bir maç yani. Zaten 1,5 saatte maç buluyorum, bir de bota düşüyorsunuz ya. Arkadaşlar ben bu AFK'ya gerekli zamanı tanıdım ama gelmedi. Yani niye maç giriyorsun o zaman değil mi? Ben bunu bir asayım, bu ölsün. Şu sarı yol ile şunların jeninden mi çıkayım ben? Evet arkadaşlar, merhaba lan. Müthiş maç ya, harbiden müthiş maça denk geldim yani. Yarım saat maç aradım. İyi de başladım, dedim aha oluyor bu sefer. Bu sefer de adamlar DC attılar, bilmem ne yaptılar. Oğlum niye giriyorsun o zaman arkadaşlar, bak. Bak maç sonlarına doğru DC atarsın, böyle bir şey sinirlenirsin, ne bileyim oyun çok kilitlenmiştir falan, anlarım. Abi gerizekalı, yeni girdik lan, yeni maçın başı, bir kere düştün niye DC atıyorsun? O zaman niye girdin yani? Killer muazzam. Oğlum nasıl bir killer lan bu? Her şeye vuruyor bu. Vallahi arkadaşlar bu maç bir güç testi sayılmaz ama oynaması çok basit olduğu için katili gerçekten güçlü bence. Bir katilin basitliği bence gücünü kesinlikle arttırıyor arkadaşlar. Hatta bunun bencesi yok. Arttırıyor yani. Aman aman, biz neye konuşuyoruz ki? Anasını deldiğimin botunda kurtuluş varmış, etem tattı ya. Adamın bulduğu infinity'ye bak lan, botsun bot.
Yavşak. Neyse ne diyorduk? Bir katilin basitliği, killer'ın gücünü belirlemekte önemli bir etkendir bana göre. Mesela Legion çok basit bir katil arkadaşlar. Hiçbir yetenek istemiyor, sadece düz koşmanız gerekiyor ve adamlara vurmanız gerekiyor. Ama özelliği maçı o kadar yavaşlatıyor ve sürekli yaralı kalmalarını sağladığı için Legion'ı bana göre çok güçlü hale getiriyor. Bu katil de öyle. Yani basit, hem istediğiniz gibi dolaşıp hızlı bir şekilde ışınlanabiliyorsunuz, hem özelliğini kullanması çok basit. Bu yüzden güçlü killer'lar listesine alacağız gibi. Gençler sanırım DLC'ye büyük bir ilgi var. Çünkü normalde bu kadar hızlı bulmuyor maçları test server'da. Belki videoyu çektiğim saatte de alakası vardı bilmiyorum ama bu arada iki tane Türk kardeşimiz var karşıda. Hadi bakalım, yeni haritayı da onlar attı. Yeni haritada başladık. Şöyle şu uzaktakine bir gidelim arkadaşlar bakalım. Belki oradalardır. Hem özelliğimizi de dolduralım şöyle. Mırbılır. Aha! O neymiş oğlum? Oy 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 oy, o neymiş o? Lan gidiyor sandım ya. Lan hoşt. O ne yapıyor? Oy çok iyi lan. Şu götünü oğlunu bir kır. Oo, beni bitirmişler bile canım maşallah. Merhabalar Thomas Mac'cim. Lan nasıl vurdum oğlum? Güzel kardeşim, sen salak mısın? Var ya, yeni spota atıyordu kendini, yemin ediyorum. Çok ucuz yırttık, çok ucuz yırttık arkadaşlar. Merhabalar, güzel hızımızı arttırdık, hızımızı arttırdık. Hop 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 hop. Çok iyi. Umarım palette biri yoktur. Var mıdır lan? Şimdi arkadaşlar şuraya gireceğim. Orada sarı işaretlediğime bir gideyim. Ojen'e çünkü kafayı taktılar gibime geliyor. Şöyle. Aynen de öyle bak. Ben size dedim. Dur lan dur, hoşt. Amık tarati bir dur. Çok iyi oğlum. Bir şey diyeceğim, hitbox'ı biraz değişik ya. Tam üstüne vurmamış olmama rağmen sanırım düşürdüm. Şu adamı ben bir sikeyim arkadaşlar. Yapıyor bir şeyler o da, kendi kafasına takılıyor tabi. Ona da hak vermek lazım arkadaşlar. Nereye geldin? Güzel güzel güzel. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Şimdi barbeküden hemen bir görelim. Barbeküle bu arada çok iyi. Yo, şurada biri var. Oo, direkt şeyin önünde hatta. Lan dur 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 yap. Hoşt. Direkt şurada birisini gördüm. Bakayım be. Oğlum çok iyi lan. Ya bro. Tamam tamam tamam. Toparladık arkadaşlar. Toparladık. Hiç sıkıntı değil. Taretler çok sıkıntı ya gerçekten. Ay o nasıl değmedi oğlum? Bende olsa var ya o hitti. Bir şey diyeyim mi size? Bu ne yapıyor? Kanka tamam, ölmeyeceksin. Sakin ol. Gerçek hayatta ölecek falan sanıyor galiba. Feng senin neyiz? Tamam. Ya oğlum o neymiş amırım? Orada palet var da palete gidecek sandım adamı. Ya buna ne uğraşıyorsam, düz vur indir ya. Düz vur indir ya. Muhtemelen şu jenderler yine. Hemen gidiyoruz arkadaşlar o jene tekrar. Katil içgüdüsü olayı da çok iyi bu arada. Buradan çıktıktan sonra. Abo, iki jen arka arkaya bitti lan. Güzel, önünü iyi kapattık. Test server'daki jen rush'a, test server'daki tunnel. Memnun oldum. Ahmet Paşa ben. Morimiz ağır değil mi çocuklar? Hem mori de göstermiş olalım. Bir, zaten yeşil morim var. Bir tane atabiliyorum. Hırr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 
nasip oldu arkadaşlar. Oraya var ya bak, ben bir ses efekti koyacağım şimdi oraya. Eğer o efekt olsaydı çok daha iyi olacaktı. Eminim ki bana hak vereceksiniz. Amına la, korktum lan. Bir şey diyeceğim, katil gerçekten keyifli arkadaşlar. Gerçekten keyifli ve maça hükmetmenizi sağlayabiliyor gerektiği yerde. Doğru perklerle falan işi bitirirsiniz. Hem ışınlanma mantığı çok güzel. Ya yeter anasını satayım, her yere de koymayın be. Oo, iki spotu birleştiren diyorsun. Tamam, bu tarafta kalmanı sağlayacağız. Neyse, bitirmiş ya killer'a karşı oyunu. Mecbur saldım arkadaşlar, can bitiyor olabilir şu an. Merhabalar. Şu adam var ya, o kadar gıcık ki yani. Lan bu kim amına? Hayır, seni alamam. Keşke şu adama Mori'yi çakaymışız ya. Sadece taret takılıyor adam. Sırf böyle stratejik konumlar buluyor sırf beni tilt etmek için. Ben salağım. Ben var ya, dünyanın gelmiş geçmiş en salak insanıyım ya. Yetişemez dedim. Öyle bir sattım ki maçı. İnanılmaz satıyorum şu an. Öyle böyle değil. Pekala.
Adam oradan fast attı lan. Çok iyi oynarken maçı saçma zaman bir hatayla yine ilginç bir konuma soktum. Neyse ki ikinci kilimi de aldım. Çıkışta da birini indiririz. Hadi yetişeyim lan. İki kişi yapıyorlar, bitirebilirler ama. Neyse seni alacağım. Tamam, bitirsin o benim özelliğimi. Seni alacağım. Sana ciddili tilt oldum. Megan'in yerini göremedik arkadaşlar. Demek ki yakınlarımızda bir yerde. Merhabalar. Yani bu ikisi Türk zaten. Arkadaşını satmayacağı belliydi. Bu var etem tatacak. Allah'ım sen bana sabır ver. Yani tamam, kurtuluşu varmış. O yüzden attı da. Yine de ben sabır diliyorum arkadaşlar. Niye var yani? O perkün niye var ki yani? Neden var ya? Neden? Bak arkadaşlar, bu maç beni vahşileştirdiler. Yani ben evcil bir alien'dım. Gel başımı okşa. Ne bileyim, yanağımdan makas al falan, öyle bir alien'dım ben. Şu amına kodumun taretlerini ata ata. Ben tünele giriyorum, çıkmayacağım bir daha buradan amına. Yokum öbür maça. Belki tanıyorlardır. GG. Elinize sağlık. Gençler, bu arada iki maçta da dolap perkünü hiç kullanmadığımı fark ettim. Gerçekten dalgınlığıma geldi herhalde. Güçlü de bir perk bence. Bakalım bu maç kullanmaya çalışacağım. Bir de yeni bir tane eklenti taktım. Koşma modundayken pencerelerden %30 daha hızlı atlıyoruz. Böyle bir embriyo gibi çıkıyor ya Kadir. Böyle bir değişik, hani yeni doğmuş gibi takılıyor. O işaretlediğim jende %91'si var. Çünkü çok uzak bir spot. Hem de özelliğimizi doldurmuş olduk. Aha. Tamam dur, şuradan çıkıp onu indiririm. Çünkü bu jene geliyor. Merhaba. Biliyoruz oğlum. Lan ne ara koydun anasını satayım tareti ya. Şerefsizler, çözmüşler ya. Ama güzel, o eğilme olayı iyiymiş. Bu biraz armut gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aha. İkinci armutu da bulduk. Güzel 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 güzel. Gayet iyi. 3 kişi yaralı, 2 kişi yaralı. Şimdi hazır ihtimalimiz varken şu dolabı bir açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örkümüz bu şekilde işe yarıyor. Adam ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Bak biri bota düştü arkadaşlar yine. Bu arada barbeküyle gerçekten muazzam gidiyor katil. Onu almaya gelecekler. Çünkü bak buradan da ayak seslerini duyuyorum arkadaşlar. Biraz bekledim, şimdi çıktım. Tam önlerine çıktım muhtemelen. Aynen öyle. Mırıbılır. Güzel. Adama düz vurma ihtimalim de vardı ama şu an maçı iyi bir konuma soktuğum için yine arkadaşlar kaşınıp satmam lazım. Yani böyle rahat maçları sevmiyorum biliyorsunuz ki. Hop, ojende birisini, iki kişiyi gördük hatta, ne biri. Tamam hadi sen gel arkadaşını al bakayım. Gariban saklanıyordu ama. Şu ikisi, ha geldiğimi anladı bunlar galiba. Yo, bu ayı hiçbir şey anlamamış. Oğlum çok iyi katil ya. Adamın umurunda bile değil. Ya bu test server makarası da çok değişik. Hani MMR sistemi olmadığı için arkadaşlar test server'da. Birisi 5000 saat, birisi 50 saat yani. Bu arada barbekü var ya, müthiş gidiyor katile. Öyle böyle değil. Yani bütün kontrolü alıyorsunuz. Mırıbılır. Ne yapıyorsun? Bunun tünellerinin önüne kesinlikle şey koymak lazım. Taretleri yapıştırmak lazım. Tünelden çıktığı zaman katil çok güçlü. Hala bunu yapıyorsun demek. Oğlum bak. Şu taret benim yavaştan canımı sıkmaya başladı. Aha, bota mindgame yedirdim lan. Ne yapıyorsun? Ne etin ne budun ne anasını satayım? Ne yapıyorsun? Neyi trollüyorsun? Tekrar dolap perkünü kullanalım arkadaşlar. Şimdi bak, gezdiğim zaman dehşet alanıma girerlerse yine bağırıyorlar. Değil mi? Oğlum bu ne? Aşağıdan gidince yol daha da uzadı. Oy. Arkadaşlar bende mi yapay zekayım lan yoksa? Oğlum yok ediyorum botu ama bu da amma malmış yani. Nasıl bir bot ya? Ya bu bot sistemi galiba bir tek benim hoşuma gitmiyor ya. Hani tamam, hiç kimse olmamasındansa bot olması daha iyi solo oyuncular için falan, kesinlikle kabul ediyorum. Ne oluyor lan, cehenneme düştük oğlum. Ama arkadaşlar killer tarafını çok şey yapıyor ya. Çok kötü oynuyor bir de botlar. Sarmıyor yani botlara karşı oynamak. Lan? Neyse bozuşuruz bak ha. Ay güzel atabilsem. Kör gibi attık anasını satayım. Bunlar da çok kötü geldi ya. Bak killer kesinlikle güçlü. Lan ne oluyor? Alo. Vrrr. Alo. Bir şeyi de doğru düzgün çıkartın ya. Killer kesinlikle güçlü. Ama güç testi bu maçlar için geçerli değil bence. Basit rakip arkadaşlar. Bunlar gerçekten basit rakip. Ne diyorsun ya? Diyorum ki burada birisinin izi var ama bir yere gitmiş.
Sen ne yaşıyorsun oğlum ya? Ay iyi denemedi. İyi prefari, iyi prefari oğlum. Ulan böyle çok basit takımlar da hiç sarmıyor ya. Çok güçlülerde tilt oluyorum. Böyle aşırı basitler de hani bir rekabet dönmediği için çok şey oluyorlar. Sarmıyorlar. Lan oğlum bot şerefsiz değil mi Ojen'i yapan? Yo bot değilmiş. Leon'muş. Tamam botmuş. Oğlum buraya ne yapmışsınız? Tamam sizsiniz ya. Şunu bir geri getirelim arkadaşlar. Gerizekalı. Bak koşma modundayım. Atlama hızına bak. Vallahi fişek gibi he. Ne diyorsun? Bir daha bak. Jit. Yağ gibi geçiyorum ya. Tekrar. Bu maç pembe morimiz var. Pembe mori. Herkese mori. Matbaa gibi killer ya. Vallahi kafaya baskı yapıyor anladın mı? Böyle logo falan lazımsa arkadaşlar yazın bu killer'a. Keşke taretlerin üstünde şunu şuraya şu attı falan gibisinden yazsa da o atan kişiyi bulup siksem. Burada biri var. Sana yazacakları koda sıçayım. Buna kod yazarken random mı attınız oğlum? Bu ne kadar salak bir bot lan. Başka botlara falan denk geliyordum ben. İyi oynuyorlardı ya. Takip falan ediyorlardı. Bu nasıl bir bot ben anlamadım. Bu botun kodlamasını İbo mu yaptı? Ne yaptı anlamadım ki. Oha. Kendimi ben marsupilami zannettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Leon. 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 Direniyorum bir şeyler. Anlıyorum. Anlıyorum. Şu an kendini diğer salak sorarlara layık görmüyorsun. Onu da anlıyorum. Maça basit falan dedik. Son can kaldı. O da yüksek. O ne oğlum? Ben mi düştüm? Ya bro. Sıçarlar öyle iş arkadaşlar. Harbi diyorum otururum kakamı yaparım bak öyle işe. Senin artık Allah belanı verecek ya. Neyse misin ne sıkkırıysan. Atıyor oraya tareti oturuyor Jene. Atıyor tareti oturuyor Jene anasını satayım. Bütün bela oldu ya başıma. Oldu güzelim oldu. Oldu anasını satayım oldu. Geç sen de şu açığa. Ana ne kadar basit desem maçlara yok etmeye başlıyorlar ya bir anda. Zınk. Son can bitti. Otu indirip Leon'un yerini görebilir miyim diyeceğim de asıp. Aha gördük lan. Mırıbı. Tamam güzel bunu kaçırmamamız güzel oldu. Daha doğrusu güzel oldu dedik de hatch duruyor. Nice. Evet basit dedik zora girdi maç. Bota öyle bir kod yazılmış ki arkadaşlar. Jem bitti an öbür jeni buluyor. Hiç arama falan hiç yok. Şurada jem mi bitti öbürünün yerini biliyor dönüyor hop öbür jene doğru gidiyor. Evet gençler dünkü videoda bunu yapacağımı söylemiştim. Çok yüksek ihtimalle DC atacaklar. Ya yani oynayacaklarını zannetmiyorum. Ama baktım hızlı hızlı DC atıyorlar hemen ben de atarım. Maçtan sonra güzelce bir küfürleşiriz. Sadece bunu çeksem saçma olurdu. O yüzden 3 kere de yeni katil oynadım ki hani Eldin'i hiç oynamayıp sadece toksik bubba çeksem çok saçma dururdu gerçekten. Şimdi gayet mantıklı bir şekilde bubbamızı oynuyoruz. Merhabalar. Adam var ya şu an yemin ediyorum diyor ki lan. Lan gerizekalı. Ne alaka diyor ya. Ne alaka. Oğlum burada palet mi vardı bilmiyoruz ki spotları. Güzel adama. Oğlum burada düşürürsem şahane olur da. İyi ilerledi ya. Tamam güzel. Geri buraya geldi şahane. Perklerin falan her şeyim hazır arkadaşlar. Full teçhizat girdik. Bu ne yapıyor? Bir teabag yedim Fang'den arkadaşlar. Bana tilt olmuş olmalı. Satıyor ne oradan giderek bak. Satıyorsun oradan giderek Fengoş. Tamam bunu da aynı yere getirdim. Nasıl bir şey oldum lan ben böyle? Oğlum şahane ya bak. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Dur o değildi. Hani adamlar hiçbir mantığı olmadığı için şu işin. Ya, tamamen sövme üzerine kurulu olmaları lazım anladın mı? Orada mindgame yapacağımı düşünüp spotu önceden saldı ama babaya fark etmez. Gençler saat ilerledikçe maçları çok yavaş bulmaya başladı. O yüzden son adamı biraz salacağım. Oho birisi buraya sürünmüş bile. Kaldırdı ve tamam Fenge şimdi fokus. Bak 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 nasıl tilt olmuş T-Bag atıyor. Ne yapacaksın şimdi attın T-Bag'ini. Nereye yetişeceğim Fengcim? He?
Tamam bir dakika, şimdi şunu Asuya gibi yapalım arkadaşlar. O, des, o desinken ya bu Asuya diğerlerini şey yapayım. Güzel bu arada, ben çıkarlar diye tahmin ediyordum ama oynuyorlar. Bir de yeni haritayı atmışlar ki hani böyle Elin gelsin yeni haritada Elin'e karşı oynayalım. Davar gibi, ayı gibi buppa çıktı ya adamların karşısına. Gel bakalım. Yalnız barları müthiş gitti. Tamam şimdi sonuncuyu bulursam indireyim, ne diyorsunuz? Bulamıyor ki, hiç bulamaz çünkü Efsun 3. mühürüm de aktif arkadaşlar. Bu kıvrağı varmış, güzel. Oradaki paleti kırdığımı bilmiyor. Gar gar gar. Lan bunu niye buldun ya? Tamam güzel güzel, bununla chase'in daha uzun sürmesi çok güzel. Çünkü diğerleri de yerde ölecek. Güzel hareket, güzel hareket. Şimdi arkadaşlar normalde asmıyorum biliyorsunuz ki bu build'de. Ama bunları yerde bırakırsam kesin çıkarlar ve beklemezler. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden bunu mecbur asacağız. Diğerleri zaten yerde öldü. Müthiş ya, daha güzel bir... Ya oğlum buppa başka bir şey ya. Eforsuz ya, eforsuz. Sıfır stres ya, inanılmaz bir katil. Bak bu AFK'ya bırakmış alt tabda, Allah bilir YouTube'dan açmış bir şeyler izliyor ya sıkıntıdan. GG. Thank buppa, what the fuck. I didn't see anyone mı? Bunlar çok mu yeni lan oyunda? Kim PDB'de buppa oynar ki diyor. Ben oynarım. I wanna play buppa aminimium. Sana ne kardeş? Maçları çok geç bulmaya başladı. Gerçekten yarım saat 40 dakika falan bekletiyor. Eğer böyle olmasaydı bir tane daha oynardım. En azından bir kere de olsa bunu yapmış oldum. Çok içimde kalırdı hiç yapamasaydım. Direkt olarak karşı tarafın mentalini yok eden bir sistem. Çünkü hani yeni katile karşı oynamak istiyorlar. Karşılarına başka katil geliyor. Artı yerde falan bırakıyor seni yani. Bütün oyun zevkine sıçıyor. Güzel oldu, iyi oldu. Bu videoya bunu entegre etmiş olduk. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler. Yani.